sitesini kullanımını anlatacağım. Aslında bunu ilk başlarda çekmem gerekirdi. Bu benim hatam, kusura bakmayın bunun için. Siteyi nasıl kullanırız? Nasıl gemi alır satarız? Bunları kısaca değinip böyle size anlatmaya çalışacağım. Bir video olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle pantolon cüzdanınızı nasıl oluşturacağınıza değinelim. Burada connect kısmını, sol altta cüzdanınızı bağlama kısmını tıklayarak buradan pantolon cüzdanı seçerseniz zaten sizi direkt oraya yönlendirir. Buradan Add Chrome seçeneğini tıklıyorsunuz. Chrome'a ekle seçeneğini seçiyoruz. Uzantıyı ekle. Sonra Create New Wallet, yani yeni cüzdan oluştur seçeneğini tıklıyoruz. Burada karşımıza çıkan kelimeler çok önemli. Bunların her birini taklamanız lazım. Bunlar sizin ID'niz. Ve bu cüzdana erişebilmek için en önemli şeylerden birisi bu kelimelere sahip olmanız. Bu kelimeleri o yüzden çok güvenli yerlerde saklayın ve unutmayacağınız, tekrardan ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın. Kopyaladıktan sonrasında bunu, evet bunları bir yere kaydettim seçeneğini tıklıyorsunuz. Parola oluşturuyorsunuz kendinize. Onaylayı seçerek kaydet diyorsunuz. Sonra sizden şöyle bir doğrulama şey isteyecek. Burada Alt, Shift ve P tuşuna basıyorsunuz. Yani size gösterdiği şey aynısı olur mu bilmiyorum. Sonra cüzdanınız artık kullanıma hazır. Chrome'da uzantılar seçeneğinde Phantom yanındaki şu seçeneği sabitle seçeneğini tıklayarak isterseniz şurada görünür olarak oluşturabilirsiniz. Ulaşımı daha kolay olur. Buraya seçtiğinizde zaten cüzdanınız size açılacak. Burada yukarıda yazan Wallet kısmı sizin cüzdan ID'niz. Burada hangi cüzdanı kullanırsanız, yeni cüzdan ekle kısmından örnek veriyorum. Atlas. Sonra polis. Seçiyorsunuz. Burada zaten bunlar görünüyor. Bu cüzdanların hepsinin tek bir adresi var. O adres de oluşturduğunuz adres ve bu yukarıdan onu kopyalayabilirsiniz. Ya da isterseniz buradan cüzdanınızı seçip Resize seçeneğini seçerek taratabilirsiniz. Telefonunuzdan taratıp cüzdanı okutabilirsiniz. Ya da işte buradan tekrardan copy seçeneğiyle kopyalayıp cüzdan adresinize ulaşabilirsiniz ve buraya transfer edebilirsiniz. Cüzdanınızı oluşturduktan sonrasında tekrar Star Atlas'ın sitesine gelerek Connect Wallet seçeneğini tıklıyorsunuz. Buradan Phantom cüzdanınızı oluşturduğunuz için Connect seçeneğini tıklıyorsunuz. Burada size bir onaylama ekranı gelecek. Onaylama ekranında Connect seçeneğini tıklıyorsunuz ve artık cüzdanınız buraya bağlı. Sonra Marketplace kısmına geldiğinizde örneğin bir gemi almayı deneyelim. Bir Opajet alacaksınız. Trade kısmına giriyorsunuz. Burada örneğin biz 16,70 dolardan bir tane Opajet alacağız. Ve burada emir oluşturmak istiyoruz. Yani oraya o fiyata düşerse alalım diye bir emir gireceksek eğer bu böyle bir fiyat girebilirsiniz alım emri olarak. Bu girdiğiniz emir şurada listede görünür ve eğer ki o fiyat oraya kadar düşerse bu fiyattan alabilirsiniz. Buy Now seçeneğini tıkladığınızda cüzdanınıza bir onaylama seçeneği gelecek. Bunu onayladığınızda ve cüzdanınızda bu miktarda paranız bulunuyorsa ve ayrıyetten çok cüzi miktarda da bir solunuz olması lazım transfer için. Çünkü transfer ücreti olarak 0,0005 gibi, tam olarak yanlış hatırlıyor da olabilirim, emin değilim ondan. Çok cüzi bir miktarda bir sol kesintisi olacak. Approve seçeneğini tıklıyorsunuz ve tıkladıktan sonra, eğer tabii ki benim şu anda cüzdanımda para yok, para yüklemedim bu cüzdana. Burada emriniz oluşur ve emrinizi alt kısımda görebilirsiniz. Ama emir oluşturmak istemiyor ve direkt buradaki fiyattan almak istiyorsanız da üstteki seçenekten en alttakini tıklıyorsunuz. Burada şu an iki tane gemi varmış. 17,80 dolardan satıyor. Buradan sayısını kaç tane almak istiyorsanız eğer seçiyorsunuz ve oradaki rakam girili olduğu için Buy Now seçeneğini tıkladığınızda gemiyi zaten direkt almış oluyorsunuz. Yine elinizde gemi varsa ve bunu satmak istiyorsanız burada da Sell seçeneğini tıklayarak orada bir emir oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi gemiyi aldıktan sonra aldığınız gemiler Inventory kısmına gelecek. Veya gemi ya da diğer başka ne alırsanız inventörünüzde görünecek. Altında claim diye bir seçenek olacak. Claim'i tıkladığınızda geminiz hem cüzdanınızda hem de inventörünüzde artık görünebilir olacak. Şimdi genel olarak bir de sitede ne var? Genel her şeyi bir değerlendirelim. Home kısmında, giriş kısmımızda Play Now seçeneği var. Bu oyun başladığında oyuna buradan başlayacağız büyük bir ihtimal. Bu site üzerinden olacak gibi duruyor. Sonra yukarıda Overview şu anda site içerisinde aktif olan ve yakında gelecek olan seçenekleri gösteriyor size. Şu anda işte Leaderboard aktif. Değer olarak ne kadar ürünün olduğunu buradan görebiliyoruz. Marketplace kısmı biraz önce de gösterdiğimiz alışveriş yaptığımız yani gemileri veya posterleri aldığımız bölge.
Inventory kısmı da aldığınız ürünlerinizi çantanızda görebileceğiniz bölge. Şimdi sonraki gelecek aşamalar. Faction Select sırada bu var. Yani biz ırklarımızı seçeceğiz. Yeni gelecek özellikle. Kısaca bunlardan da daha önce de bahsetmiştim ama biraz daha bahsedelim. 3 ırk olacak oyunda. Oni, Mud ve Ustur. Bunların her biri farklı gezegen ya da farklı galaksilerde olacaklar. Oyunun trailerında da bu 3 ırkın bir savaş halinde olduğunu ve hepsinin tek bir hedefi olduğunu, işte elmas büyüklüğünde bir gezegene ulaşmak olduğundan falan bahsediyor. O yüzden bu 3 ırk birbirinden bağımsız olacaktır diye düşünüyorum. Özellikleri ise Oni görünmezlik ve radar gücüne sahip olacak. Mud insanlar ateş gücü ve uzak mesafelere yolculuklarda daha üstün olacaklar. Ustur ise manevra kabiliyeti ve kalkan deneyine sahip olacaklar. Yani biraz daha savunma mekanizması daha da yüksek olacak. Şimdi biz de bir klan kurmaya çalışıyoruz ve o yüzden de kendi yol haritamıza göre ırk seçmemiz lazım ve bu seçeceğimiz ırk da büyük bir ihtimalle Oni olacak. Çünkü oyunda farklı bölgeler olacak. Birincisi güvenli bölge ve kimsenin kimseye işte zarar veremediği, savaşın olmadığı bir bölge. İkincisi insanlar birbirleriyle savaşabilecekler fakat gemileri zarar almış olmasına rağmen tamir edilebilir olacak. Yani gemileriniz kaybolmayacak. Onları Atlas karşılığında tamir edeceksiniz. Üçüncü bölge ise en tehlikeli olan bölüm. Buradaki savaşlarda kaybederseniz gemileri kalıcı olarak yok edilecek. NFT'ler yakılacak. O yüzden biz de kendi klanımızda biraz daha güvenli bir yol seçmek için Oni olmaya karar verdik. Çünkü görünmezlik kabiliyetleri ve radarlarının kuvvetli olması tehlikeden uzak durmak için en güzel özellik olduğunu düşünüyorum. Klanımıza katılmak isterseniz bu arada Discord linkini açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan tıklayarak gelebilirsiniz. Şimdi Player Organization bu da zaten klanlarımız olacak. Sonra isimlerimiz, kendi isimlerimizi satın alacağız bu oyunda. Nasıl olacak? Açık arttırma gibi düşünün. Siz bir nick girdiniz. Burada örnek vermiş The Legend. Bu nick'i almak istediğinizde siz bir açık arttırma oluşturacaksınız. Başka insanlar da eğer bu nick'i almak isteyen varsa ona teklifte bulunacak ve fiyatı yükseltecek. Eğer sen de almak istiyorsan biraz daha yüksek teklif vermen lazım. En yüksek teklifi veren kişi bu isim hakkını sahip olacak. Şimdi tekrar Marketplace kısmına gelelim. Marketplace kısmında Ships seçeneğini yukarıdan seçtiğinizde gemileri ve gemilerin kostümlerine ulaşabilirsiniz buradan. Şimdi Collectibles kısmına gelelim. Burada da posterler, yine kıyafetler oyun içi gibi bir sürü seçenek var. Ayrıca bir de Tigu var. Nerede Tigu'yu bulamadım. Tigu'dan çok istiyorum. Çok güzel bir şey ya. Şimdi bu Tigu'lar gazdan yapılmış bir uzay kedisi. Ve bunu geminizi tamir etme üzerinde kullanabileceksiniz. Yani sadece böyle evcil hayvan değil. Böyle hani süs olarak bir eşya değil. Gemideki tamir işlerinde size yardımcı olabilecek aslında Tigu. Ve hepsini geçtim. Çok tatlı değil mi ya? Çok güzel değil mi? Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel tasarlamışlar. Şu anda bu Tigu'nun fiyatı da $300. Belki ileride bir tane alırız. Maden kısmına geçelim. Structures kısmı. Bunların daha tarihi gelmedi. 31 Aralık'ta ilk satışı başlayacak bu claim stake'lerin. Claim stake dediğimiz şey de aslında alan. Yani arazi. Siz maden yapabilecek bu claim stake'lerle kendinize bir maden için arsa alacaksınız öncelikle. Bunların belli seviyeleri olacak. Tier 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Bunlar ne kadar derine kazabildiğiniz, ne kadar geniş bir alana maden kurabileceğinizi falan gibi özellikleri barındırıyor. Ona göre işte belli seviyelerle stake tier'ler olacak. Bunlardan öncelikle almamız gerekecek. Önce araziyi. Sonrasında bir power plant almamız gerekecek maden işleri için. Kuracağınız istasyonun enerji ihtiyacını karşılaması gerekecek bu power plantların. Mining drill zaten kazım için gerçekleşecek olan ekipmanınız. Space Station'da o madenleri uzaya taşıyabileceğiniz bir sistem, yani istasyon. Bu serinin hepsi gerekiyor bir maden işlemi yapabilmek için. Şimdi Access kısmına geldiğimizde de Access'lerde erişim. Şu anda lisanslar ve bazı pasportlar satışa kalktı. Çünkü fiyatları çok dengesizleşti, çok yükseldi. Ve o yüzden de fiyatlarını kaldırdılar. Çünkü bunların oyun başladığında fiyatları çok daha ucuz olacak. Burada olanlar da özel erişim kartları. Şu anda bunlar için herhangi bir şey yazmıyor. Rebirth etkinliğinde alanlara dağıtıldı bunlar. Oyun içerisindeki bazı etkinliklerde, görevlerde kullanılabilecek bu kartlar. Tek eksik kalan kısmı galiba cüzdanınıza para transfer etmesi olacak. Çünkü buradan direkt satın alamayacaksınız Pantone cüzdanınızdan. Bunun için de herhangi bir borsadan kendinize Sol alıp, Solana alıp transfer edip burada USDC'ye çevirebilirsiniz cüzdanınız içerisinde. Ya da Binance'ten kendinize USDC alıp transfer edebilirsiniz. Cüzdanınızda cüzi bir miktarda bir Sol bulunması transferler açısından iyi olacaktır. Aynı zamanda bu cüzdanınızda Sol olması oyun başladığında da ihtiyacınızı görecek. Çünkü oyun içindeki transferleriniz, alım satım işlemleriniz için de
sanırım sol kullanılacaktır. Çünkü transfer ücretleri olacak her yaptığımız işlem için. Ya bu arada bu çok çok küçük bir miktardan bahsediyorum. 1 sent bile falan değil, daha da düşük bir rakamdan. Ama cüzdanınızda olması lazım ki bu işlemleri aktif olarak yapabilin. Siteyi de tam olarak kullanımını anlattım sizlere. Umarım bu konuda böyle eksik bir bilgi bırakmamışımdır sizlere. Aklınızda soru işareti kalmamıştır. Yine takıldığınız bir şey olursa, anlayamadığınız, kafanızı karıştıran bir nokta olursa yorumlara yazabilirsiniz. Telegram grubumuza katılıp oradan bu konuları tartışabiliriz. Aklınızdaki her şeyleri sorabilirsiniz. Ayrıca klanımıza, Spacecam klanına katılmak isterseniz Discord linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.